Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Anamik Vampir kanalındasınız. Evet arkadaşlar, PUBG'nin Lightspeed versiyonunun Çin sürümüne, yani bizim oynadığımız versiyonunun arkadaşlar, Çin sürümüne yeni bir güncelleme geldi. 0.9 güncellemesi. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar bu videomda. Biliyorsunuz, Timi var bir de. Timi stüdyonun çıkardığı PUBG var. Ona daha önceden geliyor bazı şeyler ama bizim oynadığımız global versiyona. Global versiyonda Light Speed stüdyonun yaptığı versiyon olduğu için bize en yakın olan bu arkadaşlar. QBU silahı geldi, gece modu geldi. araç geldi. Araç içi FPS iyileştirildi. Ondan sonra hani aklıma gelen eee söyledim görüntü yani yeni grafik ayarı gelmiş arkadaşlar şimdi onları da onu da göstereceğim sizlere ee, araçların içine bindiğinizde müzik çalabiliyor ee, yani aracın içine bindiğinizde Fps moduna geçtiğinizde arkadaşlar Aracın içerisinde sanki müzik çalıyor e, gibi yani bir ses geliyor güzel olmuş onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın şuraya tıkladığımda zaten burada bahsediyor arkadaşlar bakın gündüz gece. Bu bu gece özelliği eğer yanlış e, okumadıysam rastgele gelecek arkadaşlar. Nasıl? E, farklı oyun modları siz falan böyle rastgele geliyor savaş şartları gece de rastgele gelecek diye. Anladım. Ona bakarız Q ve burada. Şimdi ben bunları zaten deneyeceğim. Hemen buradan training'e girelim arkadaşlar. Aslında girmeden önce bir şey daha gösterecektim size ama neyse. Training modda da gösterebilirim. Hemen QBU silahına bakalım. Ee, FPS'imi aktif ettim. Şimdi arkadaşlar evet training moddayım. Hemen şuradan sesleri ben bir... Eğer bulabilirsem... Bu değil. Burada çok sıkıyorlar gençler. Aynen şöyle kısalım biraz. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen... Yok şu ayarı ben bir göstereyim size Bakın buraya Şuraya şu gelmiş arkadaşlar Yeni görüntü modu hani Gerçekçi işte renkli Falan diye bizde var diye böyle seçenekler Buraya bir tane daha gelmiş Şu an ben o modda oynuyorum Bakın renkler Birazcık koyu Hemen QBU silahı 5.56 5.56'larda biliyorsunuz QBU Hemen şuradan QBUB alalım. Evet QBUB bir aldım. Biraz 556 mermi aşıralım buradan. Evet QBUB bu arkadaşlar. Şu an elimde. FPS moduna geçtim. FPS modundan çıktım. Evet görüyorsunuz. QBU bu. ve QB şöyle bir geliyorum arkadaşlar. QBU'nun üzerine şu dürbünleri ben bir şuradan abi Allah. Allah diye şöyle bir toplayayım. Tamam. Mesela arkadaşlar QB'nin üzerinde 8x hemen otomatik olarak gelmiş. Evet görüyorsunuz QBU üzerinde 8x. Live Speed'de tam olarak bu şekilde yani global versiyonda bizim oynadığımız Türkçe versiyonunda arkadaşlar bu güncelleme Eylül gibi falan gelir büyük ihtimalle. O geldiğinde bize de bu şekilde göreceğiz. Ve arkadaşlar bakın Timi e, Timmy de bu QBU daha önce gelmişti ama orada yere yattığında silahı kurmuyordu. Bunda arkadaşlar şöyle biraz kötü görünüyor ama gene de silahın e, ayaklarını açtığını görebiliyoruz. Evet bakın buraya kurmuyor. Sadece yere yattığınızda arkadaşlar silahın e, ayaklarını kuruyor. Silaha herhangi bir aparat takmadım. Şimdi bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle birkaç el atacağım. Birkaç el atacağım. Siz de izleyin arkadaşlar. Lütfen takip edin. Şimdi yere yatacağım arkadaşlar. Şimdi ayağını kuruyor ya. Ne kadar faydası? Valla ben bir faydasını göremedim arkadaşlar. Bence görüntüden ibaret gibi. Ama normalde... Tekrar bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kalkayım. Hiçbir şekilde... Yok. Pardon arkadaş. Çok özür diliyorum. Kesinlikle var. Tekrar açıyorum. Şarjörümü değiştiriyorum. Sabit. Hiç mouse'umu çekmeyeceğim arkadaşlar. Sadece ateş ediyorum. Valla tam anlayamadım ya. Siz karar verin arkadaşlar. Lütfen yorumlardan belirtin. Yani şöyle göstereyim. Tekrar bir ayağa kalkalım. Bu arada 5.56'lar bitti abi. Biz anlayana kadar 5.56 kalmadı üzerimizde. Tepmeye etkisi var mı? Yok mu? Yatarak, bacakları açarak ateş ettiğimizde te tepmeye etkisi var mı? Yok mu arkadaşlar? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ben tekrar göstereceğim. Şöyle şuraya atalım. Kaç metre? 45. Tabi 45 metre. Şuradan 45 metre arkadaşlar bu. Yanlış bilmiyorsam eğer böyle bir şey olmasa. Bakın şuraya atıyorum aynı hedefe. Basıyorum arkadaşlar bastım. Aynı hedefin alt noktasından başlayacağım. Tekrar basıyorum. Hiç masumu çekmiyorum arkadaşlar. Masum hiç çekmiyorum. Sadece tek tek basıyorum, ateş ediyorum. Gene aynı şekilde en altından başlıyorum. Evet. Ben ee, bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ayakları açmanın. Tekrar basayım. Birazcık sanki doğrusal mı gidiyor? Hani biraz daha düzgün mü gidiyor mermiler? Yani sanki... Yok arkadaşlar ya. Ama siz gene de yorumlara görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Tekrar tekrar videoyu izleyin. Bakın bakalım neler oluyormuş. Ee, i̇şaret fişeği geldi arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. İşaret fişeği burada yok. İşaret fişeği ne oluyor? İşaret fişeği bize... E... Airdrop çağırıyor arkadaşlar. Airdrop'tan çok güzel loot'lar çıkıyor. 3 paraşütlü bir airdrop düşüyor biliyorsunuz. Ee, ben yanlış bilmiyorsam arkadaşlar bu airdrop eğer alan işaret fişeğini alan dışında beyaz çizgi alanı dışında kullanırsanız zırhlı uaz, jip gönderiyor. Ee, zırhlı jip geliyor arkadaşlar alan içerisinde kullanırsanız da normal loot geliyor. Kasktır, silahtır, mermidir, carttır, jurttur. Hemen araç içine geçiyorum arkadaşlar. Araç FPS güzel yani güzel olması lazım. Şuna bir bakalım. Yani evet, evet. Evet arkadaşlar. Araç içi FPS'te bir şeylik var. Ee, bir fark var. Şöyle bir geleyim buna da. Hop yana geçtim. Evet görüyorsunuz. Göstergeler falan arkadaşlar. Ee, şey. Güzel net görünüyor ama e, ne oluyor? Arabanın hızını göstermiyor abi. Araç içi şey, FPS bu. Evet. E, bu Roni yeni pick up bu mu oluyor acaba? Herhalde bu arkadaşlar Roni diyebiliyorum. Bir de buna bakalım. Bu aracın adını bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yoruma yazsınlar. Bu araç daha önce geldi diyebiliyorum. Bu arada Roni Pickup arkadaşlar sadece Senok haritasında bulunabilecek. Senok haritasında. Evet. Müzik neden çalmıyor abi? Müzik neden çalmıyor? Onu nasıl çalacağız? Bu arada jipin içi sanki düzelmemiş gibi. Jip gene aynı jip gibi ya. Hiç belli olmuyor yani. Evet sen ateş et canım orada. Sen sık sık sıka sıka git sen. Bir de buna bakalım. Köp. Aha. Duyuyor musunuz? Bu. Arkadaşlar biraz ses vereyim. Umarım biz bu şeylerden telif yemeyiz yayınlarımızda falan bu müziklerden falan. Herhalde yemeyiz ya. Duydunuz arkadaşlar. Ben daha fazla şey olmamak için hani çıkayım dedim. Ee, güncelleme notlarında o sesi, o müziğin kapatabil, kapata bilindiği, açıla bilindiği falan yazıyor. Ama e, oyun Çince olduğu için arkadaşlar ben onu bulamadım. Yani Ayarlardan diyor. Kapatılabilir diyor. Ama inanın yani şimdi oyunun ses ayarları şu. Bu arkadaşlar. E, burada bir şey yok. Bu olabilir. Burada olabilir. Bu arada arkadaşlar bakın FPS'i buradan aktif ediyorsunuz Çin sürümünde. Şunu aktif ettiğinizde buraya bakın. Görüş uzaklığı mesafesi gibi bir şey geliyor. Bunu da 100 yaparsınız daha güzel oluyor. Daha geniş görüyorsunuz. Eee tekrar arabadan inelim. Ya, yani, eee Aa! Aa! Onda çalan müzik dışarı da geliyor. <laughs> kanka gezelim. Taksime gidek kanka gel. <laughs> Aa bunda da çalıyor. Bu rastgele mi oluyor acaba ya? Ben bunu bu kadar bilmiyorum arkadaşlar ama en azından gördük. Hani ee... Nasıl? Bunu az önce bindiğimde onda müzik yoktu. Acaba araba araca bindiğimizde kendimiz mi açmamız gerekiyor falan? Bunu tam bilemiyorum arkadaşlar. Yani e, Bir motora bakalım. Oo! Kanka, motoru da iyileştirmişler. Süper. Süper abi. 10 numara. Evet motoru attım gitti. böyle evlerin olduğu yere bir geleyim ben. Burada bir şeyler var mı? Yok herhangi bir şey yok. Ee, QBU arkadaşlar bu. Görüyorsunuz FPS modunda. İsterseniz üzerine şöyle yakışıklı bir 6x takayım. Bir de öyle bakın. Pardon. 5.56 bir silah arkadaşlar. Gene yarı otomatik. 10 tane... E ee, mermi QBU'ya takılabilen aparatlara bir bakalım arkadaşlar. QBU'ya neler takılabiliyor? Ulan arabayla gittik, yayan geri dönüyoruz ya. Hayırdır ya. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bizim oynadığımız global versiyona en yakın versiyon bu olduğu için biz de büyük ihtimalle her şeyi aynen böyle göreceğiz. Onun için yani Timi o kadar bize yakın değil. Oğlum silahlarını öbür tarafta mı? <laughs> Silahları çalmışlar. Ee, şimdi. QBU ya. QBU ya abi. Şöyle alalım. Alalım 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 alalım. Al baba, al baba, al baba topla bunları. Topla, 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 topla. Tamam, alabildiklerimi aldım zaten. Evet gördüğünüz gibi namlu ucu. Ee, bunlar e, bu yanaklık falan kesinlikle dipçik mipçik zaten kesinlikle takılmaz. Namlu ucu arkadaşlar susturucu taktım. Madem susturucuyu taktık o zaman e, susturucuyla şöyle QBV'umuzla bir ateş edelim. Şarjör. Pardon silah elimde değil. Evet. Şöyle... Nasıl? Güzel. Yat yere bu kanka. Yapıştır. Ayakları... Pardon yere yatmamışım. Yani ayakları kuruyor. Bir daha bir atayım ben şöyle. Üç tane mermim kalmış. Mermi bitti. Valla arkadaşlar dediğim gibi ayakları kurulduğunda neler oluyor? Kurulmadığında neler oluyor? Siz bunu ya bu training modda da arkadaş benim kafamı nasıl yiyorlar bitiriyorlar ya. Arkadaşlar ben şunu bir kısayım. Allah'ın izniyle. Heh. Çık Gençler hiç kafamızı ütülemeye gerek yok. Böyle bir. Evet. Budur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buraya bir ayar geldi. Yeni bir grafik, yeni görünüm ayarı geldi. Ee, merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. FPS'i de buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aktif ediyorsunuz. Daha sonra oyuna girdiğinizde V tuşuyla FPS'e girip çıkabiliyorsunuz. Ee, Ronnie denilen pickup geldi. Ben e, arkadaşlar şöyle şuradan bir uzaklaşayım. Evet, Ronnie'yi almış, götürmüş adam. Görüyorsunuz, geziyor. Şu ileride gezen arkadaşlar Ronnie büyük ihtimalle. Evet, bu bu olması lazım. Ronnie olması lazım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten arkasında yazıyor pickup'ın. Ben de şuna bineyim. FPS'e geçeyim. arkadaşlar ya, bu yani. Rooney olması lazım çünkü görüyorsunuz şey, yani önü falan farklı. Bu zaten bildiğimiz Çin'deki pick-up. Aynen kanka götür beni. Hadi bakayım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları yorumlardan yazın. Gece modu arkadaşlar, rastgele geldiği için. Gece modunu denk getirebildiğimde bir video daha çekeceğim. Onu ayrı çekeceğim. Gece modunu da sizlere göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.